Sonra öğretmenim beni tahtaya kaldırdı. Ben hemen çözdüm soruyu, biliyor musun anne? Hatta arkadaşlarım alkışladılar beni. Hatta yarın da herkesi tahtaya kaldıracak. Ama bu sefer not da verecek, çok heyecanlıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Geç. Anne, mis gibi kokular geliyor. Geldiniz mi? Hoş geldiniz. Masamızı şöyle koyalım. Kurabiye mi yaptın teyze? Çok güzel kokuyor. Evet, kurabiye yaptım. Bunların hepsini sen mi hazırladın? Aha. Yemekleri hemencik yetiştirdim. Sonra da Emirhan sever diye ona kurabiye yaptım. Seversin değil mi? Bayılırım. Süper o zaman. hadi. Buyurun sofraya, yemekler sığmasın. Gökçe var sınıfta. Arkadaşım. Annesi hep gazetede falan fallara bakıyormuş. Düğmem kopunca aşk hayatım kötü olacak dedi bana. O anlama mı geliyormuş düğme kopması? Evet, ama iş hayatında kazanacakmışım. Sen bıraksaydın keşke. Ben sonra hallederdim. Yok, ben yapıyorum. Hem severek yapıyorum zaten. Hadi masaya gelin, çaylarınız hazır. Tamam, bitti zaten, geliyoruz. Ben giydireyim mi önünü? Teşekkür ederim. Eline sağlık. Rica ederim Emirhan. Güle güle giy. Hadi bakalım kahvaltıya. Anneni bekletmeyelim. İnci,
İnci yavrum? Ha, İnci kızım? İnci kızım neredesin? Tülay teyze sessiz ol. Yavrucuğum ödümü koparttın. Ne işin var senin orada? Ya Şafık Arpen'den saklanıyorum ben ama burada olduğumu anlamasın. Yavrucuğum öğretmenin çoktan gitmiştir. Hadi kalk İnci, çık dışarı. Çıkmam, daha öğretmenimin gitmesine var. Kızım sen niye saklanıyorsun bakayım öğretmeninden? Okula gitmediğim için kızmasın diye bana. İnci yavrucuğum bak hadi inat etme. Hadi derslerinden geri kalacaksın. İnat değil, karar aldım ben. Gitmeyeceğim okula. Öyle karar mı olur ayol? Ne demek okula gitmemek? İnci, bak güzel kızım benim. Arkadaşların çoktan yeni konulara geçmiştir bile. Nasıl yetişeceksin sonra sen onlara? Hadi yavrucuğum çık. Şafak örmeye gitmeden çıkmayacağım. Bak bu yumurtanın hepsi bitecek tamam mı? Tamam anne. Dün beslenmene koyduğum hiçbir şeye dokunmamışsın. Her şey olduğu gibi geri gelmiş. Unuttum. Unuttum diyor bir de. Ya insan yemek yemeyi unutur muymuş hiç? Öyle iştahsız ki. İnan ne yapacağımı hiç bilmiyorum valla. Sevdiği şeylerden koysak beslenmesine. Yani o zaman hatırlar belki unutmaz. Olmaz mı? Kurabiye gibi mi? Kurabiye gibi evet. O zaman hatırlayacak mısın yemek yemeyi? Hatırlarım tabii. Hep aklımda beslenmem olur o zaman. Hiç unutmam. Ama bak öyle sadece beslenmendeki kurabiyeleri yemek falan yok. Yani annen geldiğin zaman kontrol edecek. Her şey bitecek tamam mı? Tamam hepsini bitiriyorum. Hem de hepsini. İnci için de koyun ama. Olur mu? Bugün okulda gelirse o da yer. İnci deyince iştahı yerine geliyor ama küçük beyin. İstedikleri kurabiye olsun. Ben onları her zaman yaparım. Neredesin Rana? Hadi aç şu telefonu artık. Hayatım. Ben de seni uyandırmaya geliyordum. Aa, hayırdır? Sen neden bu kadar erken kalktın? Neredeydin? Ya oturma odasındaydım hayatım. Allah Allah. Neden ki? Eline bir üstün başın. Ya sana demiştim ya yogaya başlayacağım diye. O yüzden sabah erkenden kalktım. Kendimi o kadar iyi ve dinç hissediyorum ki anlatamam. Öyle mi? Ne güzel. Ama dikkat et. Çocuğumuz zarar görmesin tamam mı? Yok. Hiçbir zarar yok. Hem bu hamile yogası zaten. Güvenilir bir şey yani. Ben eğitmenim dediklerinden de çıkmıyorum. Kimmiş o eğitmenim bakalım? Eğitmenim aslında... Ben de yeni tanıştım kendisiyle. Yani bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine gittim. İşinin ehli, güvenilir biri. Merak etme. İyi bakalım. Madem bu yoga dersleri karımı iyi hissettiriyor, senin adına sevindim. O zaman karımı yoga dersleriyle iyi hissetmesini sağlayan o eğitmene teşekkürlerimi ilet lütfen. Seve seve.
İşte böyle 1000 kere ararsın Tarık. Ay iyi ki telefonu sessiz almış. Yoksa bana bir rahat vermeyecektin. Aa, bu kim şimdi? Tarık olabilir mi acaba? Efendim? Alo, Rana Hanım merhaba, Filiz ben. Tanıdım evet. Ne vardı? İmzalamanız gereken evraklar vardı da bugün şirkete gelecek misiniz diye soracaktım. Neyle ilgiliydi evraklar? Ha yok, onların acelesi yok yani. Pazartesiye kadar bekleyebilir. Ben bugün de gelmeyeceğim. Size kolay gelsin. Günaydın. Filiz ablacığım, Yunus Bey geldi mi? Geldi, bir 5 dakika falan oldu. Hadi ya, bir kere de geç kalsa şaşırırım zaten. Neyse hadi ben gecikmeden gideyim. Hadi tamam, görüşürüz. Günaydın Yunus Bey. Ben birazcık geç kaldım galiba, kusura bakmayın. Sıkıntı yok. Tabii senin şimdi erken kalkması zor olur malum. Her gece bir etkinlik peşindesin. Yok Yunus Bey, ben öyle çok dışarı çıkan biri değilim. 40 yılda bir. Zaten geç kalmamın sebebi uykuyla alakalı değil, birazcık trafik vardı o yüzden. Tabii. Eve geç gelince geç kalkılıyor haliyle. O zaman da sabah trafiğe takılması kaçınılmaz oluyor. Haksız mıyım? Yok ondan değil. Ben zaten dün gece dışarı çıkmadım. Bir o gün çıktım biliyorsunuz. O gün de erken döndüm. Öyle geç yatmalara alışık değilim. Hı hı. Tabii. Aa! Bu burada mı kalmış? Hümeyra bunu görseydi kıyamet kopardı herhalde. Tarık'ta da mı şans varmış? Ama Tarık'cığım, şansına bu kadar güvenme. Bir ufak kıvılcıma bakar koca ormanların yangını. Ateşle oynuyorsun, farkında değilsin. Yok Şal'ın bende değil. Mekandan çıkarken Cemre almıştı, ona sorarsın. Rica ederim, hadi bay bay kapatıyorum. Ne oldu? Arkadaşın partide Şal'ını mı unuttu? Hı hı. O kadar dağıtıldı yani. Yok dağıtmak değil ama çok eğlendik. Keşke siz de gelseydiniz, çok güzeldi. Dans yarışması bile yaptık. Hı. Ofisten çıkarken yanında birileri vardı. Asistanları da mı çağırdın yoksa partiye? Ahmet'le Işıl'ı diyorsanız, Işıl yol üstünde oturuyormuş, onu yolda bıraktık. Ahmet de partinin olduğu mekanın biraz ilerisinde oturuyormuş. O tarafa gideceğimi duyunca sağ olsun bırakayım dedi. Ahmet mi bıraktı seni? Aslında tam olarak bıraktı sayılmaz. Ben partiye gidiyorum deyince onun da akşam bir planı yokmuş, gel istersen dedim, kabul etti. Partiye sonradan katıldı ama en çok tadını o çıkardı. Parktaki herkesi gülmekten geçirdi, görmeliydiniz. Biliyor musunuz Yunus Bey, ben Ahmet'in böyle bir insan olduğunu hiç bilmiyordum. Bayağı komikmiş. Hı hı. Evet, sonra tutturmaz mı dans yarışmasına biz de katılalım diye. Ay yok, olmaz diyorum. Dinleyen kim? Neyse, anladım. İşimize dönelim biz. Ha, tabii. Ben sadece... Şu dün tamamladığımız eskizleri istiyorum. Lita ve kedi topuklu versiyonunu. Hemen. Pump? Onları iptal ettik Birce. Aklın nerede? Hala partide mi? Ben yapayım atayım o zaman.
Hem Kasım da gelecek bir gün burada. Aynı Emirhan gibi. Gelecek benim kızım. Gelecek. Bir anda çıkacak karşıma. Kurabiyeleri unutmuşlar burada. Hay Allah. Emirhan da o kadar heveslenmişti. Okula götürecekti. Juliet'i de dükkana götürecekti. Neyse. Yarın yerler artık. Kurabiyeler yarına kadar bayatlar. En iyisi ben götüreyim dükkanı bir koşu. Götüreyim. Evet, FP 5216 mavi. FP 5218 kırmızı. Ay evet, bunlardan da kalmamış. İki poşet isteyelim Jülteciğim. Şu FP 56 FP 52 20 pembe. Ha, pembeden de yazalım. Tamam, yazdım. Tülay abla, makrome ipi de isteyelim mi? Ay evet Jülteciğim, o da lazım. Krem yazsana, krem bitmişti. Tamam. Tülay teyze, gofret kaldı mı? Yok İnciciğim. Az önce kabını attım. Hepsini bitirmişsin. Belli ki senin karnın acıkmış. Yemeğini ısıtıp getireyim mi yavrucuğum? Yok yemeğini, amcam istemiyor. Üzülme Tülay abla. Emirhan gelsin, ben ikisine de yediririm bir şeyler. Tamam canım benim. Çok sağ ol. Burası? İstesek acaba ya? Şu grilerden içeride kalmış mıydı acaba? Bilemedim vallahi ya. En iyisi ben bir bakıp geleyim bakayım. İnşallah. Yok. Kurabiyeleri unutmuşsunuz. Ha öyle mi? Ne zahmet ettim? Yok mu? Ne zahmeti? Ben seni rahatsız ettiysem iş yerinde yani. Olur mu hiç öyle şey? Ne rahatsızlığı vereceksin? Ben alayım kurabiyeleri. Şey çok sağ ol Serçe. Hatta ben direkt okula götüreyim Emirhan'a kurabiyeleri. Emirhan çok sevinecek. Evet. Sen daha fazla üşüme istersen eve dön. Tamam. O zaman evde görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Görüşürüz.
Aliyeciğim, sen dışarı mı çıktın? Ha, evet abla, misafirim gelmişti de. Nerede gitti mi? Hı-hı. Kurabiye yapmış da onları getirdi bize. Ay tüh canım ya, ay, keşke bir çay ikram etseydik. İşim var Reda abla, yoksa gelirdi zaten. Tamam, o zaman kendisine teşekkür ettiğimizi söylersin. Ama bak, başka bir zaman beklerim ona göre. Tamam, söylerim Tülay abla. Alsana ben o şu paketi. Ay, aklında bin yaşa vallahi İnci. Hadi bakalım. Al bakalım, sen şimdi bunu ye, ben de kalanları tabağa koyup getireyim, tamam mı? Tamam. Tülay teyze, şunun tadına bir bakabilir misin? Aynı Melek teyzenin yaptığı kurabiyeler gibi. Ver bakayım yavrucuğum. Yavrucuğum, hakikaten doğru söylüyorsun. Aynı Melek teyzenin yaptığı gibi olmuş. Keşke Melek teyze burada olsaydı da kurabiyeyi yapmış olsaydı. Ne olurdu, hem Elif ablam da olurdu. Aa, bu kim şimdi? Aa, sen miydin? Günaydın. Günaydın. Bunlar senin için. Umarım karının bahçesindeki çiçeklerden değildir bunlar. Şu küpe mevzunu hiç unutmayacaksın değil mi? Sence? Lütfen unutturmama izin ver o zaman. İçeri almayacak mısın beni? Senin bu saatte işte olman gerekmiyor muydu? Sanırım bu soruyu benim sana sormam lazım. Ne zamana kadar sürecek bu hastalık bahanesi? Bilmem. Eğer problem olduysa hemen çıkışımı verebilirsin. Böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? Böyle hoş ve başarılı bir kadından nasıl vazgeçebilirim ben sence? Bak biz çok güzel bir şey yaşıyoruz. Böyle ufak tefek şeylere takılıp hayatı birbirimize zindan etmeyelim. Ne olur. Hadi artık kendini toparla lütfen. Hem kendini hem de beni üzme. Sen ne istediğini bilen, zeki, güçlü ve çok güzel bir kadınsın. Ve ben bu kadını çok seviyorum. Bana sakın bir daha ikinci kadınmışım gibi hissettirme. Sakın. İkinci kadın ne demek? Çıkar bunları aklından ne olur. Sen uyandığımda aklıma ilk gelen, uykuya dalmadan önce düşündüğüm son şeysin.
Çaban takdiri şayan gerçekten Tarık. Ama keşke o kadar kolay olsa. Ne yapmam gerekiyor? Mesela buralardan uzaklaşıp böyle İstanbul dışında bir yerlere gitsek hafta sonu baş başa. Ne dersin? Bugün mü? Evet, bugün cuma zaten. Akşam yola çıksak. Pazarda döneriz. Barış başardın mı yani? Evet. Tamam. Hazırlan o zaman. Ben her şeyi ayarlayacağım. Alo. Tarık Karakaş adına iki kişilik oda rezervasyonu yaptırmak istiyorum. Oteliniz hakkında küçük bir araştırma yaptım. Farklı konseptli odalarınız varmış. Öyle mi? Peki bunlar arasında manzaralı olanı ve en lüks olanları hangisi? Harika. O zaman Love Story isimli odanın rezervasyonunu yaptırmak istiyorum. Ne zamana? Bu akşam ve hafta sonuna kadar. Ne olur mu? Peki başka bu standartlarda bir odanız yok mu? Terası yok yani. Tamam. İyi peki. Söylediğiniz oda olsun o halde. Asıl istediğim odanın rezervasyonu iptal olursa da haberim olsun lütfen. Anlaştık. Aşkım, otel rezervasyonumuzu yaptırdım bile. Hazırlan, akşama aldıracağım seni evden. Harika bir hafta sonu bizi bekliyor. Mükemmel olacak her şey. Ömer'cim, artık biraz derslerimiz aksayacak. Kusura bakmazsın umarım. Yoga, kişinin beden, zihin ve ruhsal hayatına fayda sağlar. Doğru nefesle yaşamsal gücü ve zihinsel berraklığı arttırır. Ay, bu yoga gerçekten ne kadar harika bir şeymiş ya. Neden daha önce başlamamışım ki? Rana'ya ne kadar teşekkür etsem azdır. Çalışmaları hızlandırdık. Projenin hayata geçmesi için ne gerekiyorsa yapılıyor. Kurulan ekiplerle ilgili bir sıkıntı yok herhalde. Hayır hayır, her şey yolunda. Birlikte çalıştığımız mühendisler gerçekten işin ehli. Güzel. Yalnız sen de biliyorsun ki Tarık, bu iş büyük sermaye istiyor. Mühendislerin bir sonraki aşamaya geçmesi için tekrar bir ödeme yapılması gerek. Bunu bir an önce halletsek iyi olur. Gel. Affedersiniz Tarık Bey. Bölüyorum ama toplantı saatinin yaklaştığını hatırlatmak istedim. Ben gerekli dosyaları aldım, sizi bekliyorum. Tamam Filiz. Sen in, ben geliyorum. Peki. Tam konuşamadık ama bu toplantıya katılmak zorundayım. Fakat şu ödeme işini en yakın zamanda halledeceğim, merak etme. Tamam. Ama çok uzamasa iyi olur.
bu adamları elimizden kaçırmayalım. Tamam Zafer, halledeceğim dedim. Hadi çıkalım. Yoğunsun bu aralar. Maalesef. Neyse artık. Daha sonra uzun uzun konuşuruz. Şimdilik son gelişmeler bunlar. Söylediğim gibi. Mühendislerin bazı maddi talepleri olacaktır illaki. Anladım. Konuyla ilgileneceğim. Seninle tekrar görüşmek istiyorlar. Arayıp bir randevu talep edecekler senden. Kimden bahsediyor ki bu adam şimdi? Seni arayıp randevu alacaklar falan dedi. Allah Allah. Şu Zafer denen adamda bir şeyler var. Hiç güven vermiyor. Ham madde tedarikçisiyle enişte. Niye bu kadar sık görüşüyorlar ki? Bu işte bir şeyler var ama. Göreceğiz. Dönmemiş ki daha adasına. Seninle tekrar görüşmek istiyorlar. Arayıp bir randevu talep edecekler senden. Alo. Alo, iyi günler Tarık Bey. Tarık Bey orada mısınız? Hı hı. Buyurun. Ben Ava King Otel'den arıyorum. İstediğiniz iki kişilik oda bugün boşaldı. Arzu ederseniz rezervasyonunuzu odaya kaydırabilirim. Tamam. O oda olsun. O halde bu hafta sonu sizi ve misafirinizi bekliyoruz. İyi günler. Size de iyi günler. Hafta sonu hava tatili demek. Hem de iki kişilik. Ablam bana hiç böyle bir plandan bahsetmemişti. Yoksa... Efendim Kerem. Ha. Nasılsın ablacığım? İyiyim Keremcim. Sen nasılsın? Her şey yolunda değil mi? Yolunda yolunda, bir sıkıntı yok. O zaman beni çok özledin. Sesimi duymak için aradın herhalde. O da var tabii. Ama asıl hafta sonu bir yerlere kaçsak mı diye sormak için aramıştım. Hep birlikte mi? Evet. Bütün aile. Ne dersin? Yani güzel olur aslında. Ne zamandır beraber bir şey yapmıyorduk. Tabii
eniştemle başka planlarınız yoksa. Eğer öyle bir şey varsa haftayı da erteleyebiliriz bak. Yok, evdeyiz. Yani her zaman olduğu gibi bu hafta sonunu da evde geçireceğiz. Anladım. Tamam, o halde akşam konuşuruz ablacığım nereye gideceğimizi. Tamam canım, öpüyorum. Görüşürüz. Şayet düşündüğüm gibiyse... Ne toplantıydı ama ya. Uzadıkça uzadı yani. Neyse ki akşam Rana'yı göreceğim. Kerem. Ne haber enişte, ne yapıyorsun? Toplantı sonrası kafam ambale oldu resmen. Kendime gelmeye çalışıyorum. O zaman kafanı dağıtman için sana bir teklifim var. Neymiş o? Akşam bizim çocuklarla halı saha maçı yapalım diyoruz. Eğer vaktin varsa sen de gel. Bir planın yok değil mi? Aslında çok isterdim Kerim ama mümkün değil. Akşam iki günlüğüne bir fuara katılmaya gideceğim. Fuar mı? Ne fuarı? Şehrin dışında. Yani çok bilindik bir organizasyon değil ama iş ilişkilerimizi güçlendirmemiz için çok iyi olacak. Hafta sonu iptal o yüzden. Hiçbir bilgim yok benim bu konuda. Bana da son dakika golü oldu. Ani çıkan bir iş. Peki ablamın haberi var mı bu durumdan? Yani hafta sonu evde olmayacağından. Araya toplantı girdiği için ona haber vermeyi unuttum. Hatta şimdi arayayım mı diyorsun? Ya ne kadar güzeller böyle. Bakmaya doyamıyorum resmen. Efendim hayatım. Karıcığım nasılsın? İyiyim. Bebeğimizin kıyafetlerini katlıyordum. Bebeğimiz nasıl? Annesine rahatsızlık vermiyor değil mi? Yok, hiç rahatsızlık vermiyor. Çok uslu bir bebeğimiz olacak. Öyle. Ömer abi ben şey için aramıştım. Hafta sonu evde olamayacağım. Son dakika bir haber geldi. İki günlüğüne fuara gideceğim. Ya öyle mi? Evet, maalesef. Yani benim de hiç hoşuma giden bir durum değil ama mecburum işte. Hafta sonu ayrı kalacağız yani. İnan ben de hiç istemiyorum sizden ayrı kalmayı hayatım. Ama yapacak bir şey yok. Peki ne zaman yolculuk? Ya, eve uğramadan bugün yola çıkacağım, pazar günü de geleceğim. Bari eve uğrasaydın. İşte hiç vakit yok canım. İyi peki ne yapalım o zaman? Hafta sonu bebeğimle yol gözleyeceğiz demek. Birkaç günde olsa sizden ayrılmak benim için de çok can sıkıcı. Aklım sizde kalacak. Ama iş işte. İyi. Haklısın. İyi yolculuklar sana o zaman. Teşekkürler canım. Öpüyorum ikinizden. Öptüm. Umarım fuar iyi geçer de hafta sonunu feda etmeme değer. Bir hafta sonumuz vardı. O da gitti. Bebeğim, baba yokken ne yapalım? Ne istersin? Kerem'in teklifi de cazipti aslında ama... Tarık da yok.
Neyse, başka zaman hep birlikte bir şeyler yaparız. Ay, Rana'yla hafta sonu için yoga dersine sözleşmiştik. Bak, programım şimdiden doldu. Hangi gün uygun acaba? Arayayım. Ay, bunu iyi ki almışım. Tarık çok beğenecek. Aa, Meyracık arıyor. Bakalım ne diyecek. Alo. Rana tatlım, nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hafta sonu yoga dersi için sözleşmiştik ya hani. O yüzden aradım. Ya hangi gün uygunsun? Ben de ona göre program yaparım. Ah, ben onu tamamen unutmuşum, aklımdan çıkmış. Kusura bakma. Ay, yok, önemli değil. Hatırlatmış oldum işte sana. Ne dersin, hangi gün uygunsun? Bu defalık beni affeder misin Meyracığım? Sevgilim sürpriz yapmış da hafta sonu şehir dışında ufak bir tatile çıkacağız. Ya, öyle mi? Kızmadın değil mi? Yok, kızmadım. Yani böyle güzel bir teklif varken benimle yoga yapma fikri gerçekten çok sıkıcı. Çok tatlısın. Ne romantik bir sevgilin var senin. Her seferinde seni şaşırtmayı başarıyor. Ah, evet. Gerçekten öyle. Yani kapıyı bir açtım, çiçeklerle karşımda duruyor. Bir de üstüne tatil sürprizi. Ne hoş. Romantik bir filmin içinde gibisin. Aynen öyle. Bu film hiç bitmesin istiyorum. Bitmez, bitmez. Allah tamamını erdirir inşallah. İnşallah. O zaman dersimizi başka bir tarihe erteliyoruz, tamam mı? Tabii. Tabii, sana eğlenmene bak. İyi eğlenceler sana. Teşekkür ederim canım. Görüşürüz. Öptüm. Vıyy. Ne sıkıcı bir kadın. Tarık bununla nasıl evlenmiş acaba? 2 dakikada darlıyor insana. Gözlerimin içine baka baka resmen yalan söyledi ya. Hem de hiç düşünmeden. Nasıl yaparsın bunu enişte? Nasıl ablama yalan söylersin? Sen nasıl bir insansın ya? Sadece ablamı değil, bütün aileyi kandırıyorsun. Allah'ım, bir de bunlar bebek bekliyorlar ya. Sakin ol Kerem. Sakin ol. Yok. Ben bile bile buna müsaade edemem. Yapamam. Şirketten çıktığında ben de gideceğim peşinden. Kim için ablama ihanet ettiğini gözlerimle göreceğim. Bu sefer hesabını da soracağım. Bakalım bu sefer beni karşında gördüğünde ne yalan uyduracaksın. Enişte.
da yaptırdın ya enişte. Neler çevirdiğini gözlerimle göreceğim. Da sırasıydı yani. Bulacağım seni Tarık Bey. Ne kadar gaza basarsan bas seni yakalayacağım. Bana neden yalan söylediğin, ne ister peşinde olduğun her şey bugün ortaya çıkacak. Yan artık ya. Kim varmış ya? Abla. Hayatım.